daha sonra çeşitli hükümranlıkların egemenliği altına girmiş. Ermeniler ve Bizanslılar tarafından, Romalılar tarafından da burası hakimiyet altında bir süre bulunuyor. Kız Kalesi yaklaşık 2400 yıllık bir tarihe geçmiş sahip. İçerisinde yapılan kazılar ve elde edilen bulgulardan bu anlaşılıyor. Ancak adacık şeklinde böyle bir geçmişe sahipken kalenin yaklaşık 1400 yıl gibi bir yapısal geçmişi var. Burası daha ziyade korsanların kullandığı bir adacık olarak kullanılırken daha sonra stratejik anlamda savaş noktasında bu adacıkla karanın arasında zincir gererek burada kalenin, bu sahilin diğer ülkeler veya güçler tarafından kullanılmasına mani olmuş. En son 1571 yılında Osmanlı Devleti döneminde yapılan kuşatmayla Kıbrıs'ın Türklerin hakimiyetine geçmesinden sonra kalenin ticari ve diğer yöndeki stratejik önemi biraz daha üstünlük kazanıyor. Ve daha sonra Türklerin hakimiyeti altında kale bugüne kadar varlığını sürdürebilmiş. Kalenin üzerindeki gördüğümüz burçların, surların uzunluğu toplam 192 metrekare. 8 adet burç bulunmaktadır. Bunların bazıları dörtgen, bazıları üçgen ve bazıları da daire şeklindedir. Daha sonraki dönemlerde içerisinde yapılan kazılarda çeşitli dönemlere ait bulgular var. Yer mozaikleri ve diğer yazıtlara ulaşılmıştır. Kız Kalemiz şu an bulunduğumuz noktaya yaklaşık 600 metre mesafede. Yaz döneminde turizm sezonunda buradan teknelerle turlar yapılmaktadır. Yerli ve yabancı turistlerimiz kaleye rahatlıkla girip ziyaret edebilme imkanları var. Hatta bazı iyi yüzücüler buradan yüzerek geçip gidebiliyorlar. Bugün Erdem Kız Kalesi, yani Korikos Antik Kenti diye adlandırdığımız bu tarihi yapı Dünya UNESCO Geçici Miras Listesi'ne 2014 yılında alınmış. Mersin'imizden de toplam 4 yapı var. Tarsus'taki Semport Lisesi ve çevresi Semport alanı. Mut Alahan Manastırı. Burası ve yine Tarsus'taki Kleopatra Kapısı. 4 yapımız, tarihi eserimiz Dünya UNESCO tarafından Geçici Miras Listesi'ne alınmıştır.